Merhaba arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Filiz Ergüder. Bu dersimizde periyodik olarak tekrar eden olay uygulamaları yapacağız. Periyodik olarak tekrar eden olaylar. Günlük hayatta bazı olaylar belli zaman aralıklarında tekrar eder. Bu durum periyodik olarak tekrar eden olay olarak adlandırılır. Haftanın günlerinin 7 günde bir tekrar etmesi, nöbet tutan bir askerin, hemşirenin ya da doktorun belirli zaman dilimi sonunda tekrar nöbet tutması bu tür olaylara örnek olarak verilebilir. Hemen konumuzla ilgili sorumuzu çözmeye başlayalım. Bugün günlerden cuma olduğuna göre 155 gün sonrası hangi gün olur diye sormuş bize. Yapacağımız şey bir hafta 7 gün olduğu için 155'i 7'ye bölmek olacaktır. Böldüğümüz zaman 15'te 7 2 kere. Evet. Yine 15'te 2 kere. Evet. Bu bölme işleminde bizim için önemli olan kalan kısmıdır arkadaşlar. Kalanımız nedir? Evet, 1'dir. Şimdi haftanın günlerini yazdığımızda bugün günlerden cuma. O halde biz cuma gününe ne diyoruz? 0 diyoruz arkadaşlar. Kalanımız 1 olduğu için cuma gününden sonra 1 sayıyoruz ve 155 gün sonrasını cumartesi olarak bulmuş oluyoruz. Şimdi diğer bir soruyla dersimize devam edelim. Bugün günlerden salı olduğuna göre 25 gün öncesi hangi gün olur diye sormuş bize. Bakın bir önceki sorumuzda gün sonrasını sormuştu. Şimdi öncesini hesaplayacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? 25'i evet hafta 7 gün olduğu için yine 7'ye böleceğiz. 3 kere 21 kaç kalanı verdi? 4 kalanı verdi. Bizim için burada önemli olan ne demiştik? Kalandır demiştik. Yine haftamızın günlerini yazdığımızda salı gününe ne diyeceğiz arkadaşlar? 0 diyeceğiz. Bu sefer bize öncesini sorduğuna göre geriye doğru gideceğiz. Yani pazartesi 1, pazar 2, cumartesi 3 ve cuma günü ne olacak arkadaşlar? 4. Yani 25 gün öncesi hangi günmüş? Cuma günüymüş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıradaki sorumuzla dersimize devam edelim. Bir sporcu 4 gün antrenman yapıp bir gün dinlenmektedir. Pazartesi günü antrenmana başlayan sporcu 13. dinlenmesini hangi gün yapar diye sormuş bize. Evet, pazartesi günü antrenmana başladık. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Yani antrenman 1, antrenman 2, antrenman 3, antrenman 4 ve cuma günü ne vardır? Dinlenme. Yani biz ilk dinlenmemizi hangi gün yaptık arkadaşlar? Cuma günü yaptık. 5 günde bir başa döndüğümüz için buradaki periyodumuz yani 4 gün antrenman, 1 gün dinlenme nedir? 5 gün olduğu için 5 günde bir bu olay zinciri ne yapar? Tekrar eder arkadaşlar. Şimdi ilk dinlenmemizi cuma günü yaptığımıza göre 13'ten 1 çıkarttığımızda 12. dinlenmemizi bulmamız gerekiyor. Yani 5 günde bir tekrar ettiği için 12 ile 5'i çarptığımızda evet 60 gün sonrasını bulmamız gerekiyor. Şimdi yapacağımız şey nedir? Haftada 7 gün olduğu için 60'ı 7'ye bölüyoruz. 8 kere var 56 ve kalanımız ne oldu arkadaşlar? 4 olarak bulmuş olduk. Yine haftanın günlerini yazacak olursak eğer ilk dinlenmemiz neydi? Cuma günüydü. Yani cuma gününe 0 dedikten sonra üzerine 4 gün sayacağız. Cumartesi 1, pazar 2, pazartesi 3 ve salı günü ne oldu? 4 oldu arkadaşlar. Demek ki 13. dinlenmesini bu sporcu salı günü yapar. Diğer bir soruyla dersimize devam edelim. 10 günde bir nöbet tutan bir asker. İlk nöbetini pazar günü tuttuğuna göre 7. nöbetini hangi gün tutar diye sormuş bize. Şimdi ilk nöbetimizi tuttuğumuza göre 7 eksi 1 bize evet 1. nöbetten sonra 6. nöbeti bulmamız gerekiyor. Şimdi 10 günde bir nöbet tuttuğuna göre 6 çarpı 10 dediğimizde 60 gün sonrasını bulmamız gerekiyor. Yani ne yapacağız yine? 60'ı 7'ye böleceğiz. Böldüğümüz zaman 8 kere yine 56 olacak. Ve 4 gün kaldı. Yani kalanımız nedir? 4. Hemen yine haftanın günlerini yazacak olursak eğer
İlk nöbetimiz hangi gündü? Pazar günüydü. Yani ona sıfır dedikten sonra 1, 2, 3, 4 yazdığımızda evet 7. nöbetini Perşembe günü tutacaktır. Evet, farklı bir soruyla dersimize devam ediyoruz. Bir hasta kullandığı 3 ilaçtan birinci ilacı 2 günde bir, ikinci ilacı 3 günde bir, üçüncü ilacı 5 günde bir kullanmaktadır. Bu hasta 3 ilacı birlikte ilk kez çarşamba günü kullandığına göre 6. kez hangi gün kullanır diye sormuş bize. Arkadaşlar burada 2 günde bir, 3 günde bir ve 5 günde bir kullandığı ilaçlar var. Yapacağımız şey ECOG hesaplamak olacaktır. ECOG 3 ile 2 ile başlayalım. ECOG 2, 3, 5 yazdığımızda. 2, 3 ve 5 sayıları aralarında asal olduğu için ECOG'u nasıl hesaplarız? 2 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde hesaplarız. Yani 2 kere 3, 6, 5 ile çarptığımızda 30 olarak bulmuş oluruz. İlk ilaçlarını çarşamba günü aldıklarına göre ikinci aynı gün alma günü nedir? 30 gün sonrasıdır. Bize 6. kez hangi gün alır diye sormuş. Yani 6'dan 1'i çıkarttığımıza göre, çünkü ilk birlikte aldılar bu ilaçları. Nedir? 5. kezi bulmamız gerekiyor. Yani 5 ile 30'u çarptığımız zaman evet ne olacaktır? 150 gün sonrasını bulmamız gerekecektir. Bulabilmek için ne yapıyoruz? 150'yi 7'ye bölüyoruz. 2 kere var 14. 10'da 1 kere var 7 ve kaç kalanı verdi? 3 kalanı verdi. Hemen yine haftanın günlerini yazacak olursak eğer. İlk kez çarşamba günü birlikte aldılar. Çarşamba gününe 0 dedik ve üzerine 3 sayacağız. 1, 2, 3. Yani hangi gün alacaklarmış? 6. kez cumartesi günü bu 3 ilacı birlikte içecekmiş. Evet arkadaşlar, sıradaki sorumuzla dersimize devam edelim. Onur, ders çalışma programına her pazartesi 1 saat çalışarak başlamış ve bundan sonraki her gün bir önceki gün çalıştığı süreden 1 saat daha fazla çalışarak bir haftalık ders çalışma programını bitirmiştir. Pazar günleri ders çalışmayan ve bundan sonraki haftalarda periyodik olarak aynı sistemle ders çalışan Onur'un ders çalıştığı 432. saat hangi güne denk gelir diye soruyor bize. Arkadaşlar hemen bakın haftanın günlerini yazalım. Pazartesi günü 1 saat çalışmış. Salı günü 2 saat çalışmış. Çarşamba günü 3 saat çalışmış. Perşembe günü 4 saat çalışmış. Cuma günü 5 saat. Cumartesi günü 6 saat çalışmış ve pazar günü hiç ders çalışmamış. Yani bir haftada kaç saat ders çalıştığını nasıl buluyoruz? 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı 6 çarpı 7 bölü 2'den ne olacaktır? 6'yı 2'ye böldük 3. 3 kere 7, 21 saat. Yani bir haftada 21 saat ders çalışıyormuş Onur. Şimdi bizden 432. saat hangi güne denk gelir diye soruyor. Yapacağımız şey 432'yi 21'e bölmek olacaktır. 2 kere var. Evet, 42, 12. Evet, kalan ne oldu? Kalan 12 oldu. Şimdi bakın pazartesiden başlayarak pazartesi bir gün 1 saat çalıştı. Salı günü 2 saat çalıştı. Çarşamba günü 3 saat çalıştı. Perşembe günü 4 saat çalıştı. Buraya kadar kaç saat çalışmış oldu? 10 saat çalışmış oldu. O halde 12. saati hangi gün çalışmış olacaktır? Cuma günü çalışmış olacaktır arkadaşlar. Cevabımız Cuma olacaktır. Şimdi yine sıradaki sorumuzla dersimize devam edelim. 5 günde bir nöbet tutan asker 35. nöbetini çarşamba günü tutmuştur. Buna göre bu asker 3. nöbetini hangi gün tutmuştur diye soruyor bize. Şimdi 3. nöbetinin hangi gün olduğunu bilmiyoruz. 35. nöbetinin hangi gün olduğunu biliyoruz? Çarşamba. Evet. Arada kaç nöbet geçmiştir arkadaşlar? 32, yani 35'ten evet 3'ü çıkarttığımızda 32 nöbet öncesini soruyor. Hemen 32 ile 5'i çarptığımızda kaç gün öncesini bulmamız gerektiğine bakacağız. Evet, 5 kere 2 10 elde var 1 ve 160 gün
öncesine bakacağız. Yapacağımız şey yine nedir? 160'ı 7'ye bölmek. 160'ı 7'ye böldüğümüzde 2 kere 14, 20 de yine 2 kere ne olacaktır? 14 ve kalanımız nedir arkadaşlar? 6'dır. Şimdi yine günlerimizi yazacak olursak eğer 35. nöbet nedir? Çarşamba günü. Buna 0 dediğimizde öncesine bakacağımız için ne yapıyoruz? Geriye doğru sayıyoruz. Salı günü 1, pazartesi günü 2, pazar günü 3, cumartesi 4, cuma 5, perşembe 6. Kalanı bulduğumuza göre evet ne yapacakmış? 3. nöbetini perşembe günü tutmuş bu asker. Evet arkadaşlar, sıradaki sorumuzla devam edelim. OGM, OGM, OGM şeklinde oluşturulan harf dizisinin baştan 47. harfi nedir diye sormuş bize. Arkadaşlar OGM yani 3 harfta bir nedir? Başa dönerek devam etmektedir. O halde yapacağımız şey 47'yi 3'e bölmek olacaktır. 1 kere, 17'de 5 kere, evet ve kalanımız nedir arkadaşlar? 2'dir. Şimdi O, G, M'yi yazdığım zaman eğer bir kalanı verseydi 47. harfimiz O olacaktı. 2 kalanı verdiği için G olacak. 3 kalanı verseydi M olması gerekirdi. Yani bizim kalanımız 2 olduğuna göre evet 47. harfimiz neymiş? G harfiymiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine sıradaki sorumuzla devam edelim. Burak 4 günde bir tenis kursuna gitmektedir. Kursa pazartesi günü başlayan Burak 12. kez kursa hangi gün gider diye sormuş bize. Hemen 12'den 1'i çıkartıyoruz ve 11'i buluyoruz arkadaşlar. 4 günde bir kursa gittiği için 11 ile 4'ü çarptığımızda yani 44 gün sonrasını bulmamız gerekiyor. Hemen ne yapacağız? 1 hafta 7 gün olduğu için 44'ü 7'ye böleceğiz. 6 kere var 42. Ve kalanımız nedir? 2'dir. Kalanımız 2'dir. O halde evet ilk gün pazartesi olduğu için pazartesiye 0 diyoruz. Ve üzerine salı günü 1 ve çarşamba günü 2 olduğu için 12. kez kursa çarşamba günü gider diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıradaki sorumuzla dersimize devam ediyoruz. Bize bir sayı vermiş. Şeklinde tekrar eden bir sayının soldan 1071. basamağındaki rakam kaçtır diye soruyor bize. Sayımıza baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 basamakta bir sayımızın tekrar ettiğini görüyoruz. Şekilde de gösterdiğim gibi. O halde bizim yapacağımız şey 1071 sayısını 6'ya bölmek olacaktır. Bölelim. Evet. 47'de kaç kere vardır? 7 kere. 6 kere 7. 42. Evet. 51'e baktığımız zaman 8 kere vardır. 48. Ve nedir? 3 kalır arkadaşlar. Şimdi sayımızın rakamlarını yazalım. 6 basamak tekrar eden rakamları yazıyorum. 1, 5, 2, 0, 2, 3. Yani 1 kalsaydı, 2 kalsaydı, 3 kaldığı için evet 1071. basamağındaki rakam nedir? 2'dir arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Aynı hastanede görev yapan Doktor Sevim Hanım 8 günde bir, hemşire Gül Hanım ise 5 günde bir nöbet tutmaktadır. İkisi birlikte ilk nöbetlerini salı günü tuttuklarına göre 11. nöbetlerini birlikte hangi gün tutarlar diye sormuşlar bize. Evet, Doktor Sevim Hanım 8 günde bir, hemşire Gül Hanım 5 günde bir nöbet tutmaktaymış. O halde ilk yapacağımız şey 5 ve 8'in ekokunu bulmak olacaktır. Bu sayılar aralarında asal olduğu için ekokumuz 5 çarpı 8'den 40 şeklinde olacaktır. Şimdi ilk nöbetlerini salı günü tutmuşlar. O halde 11'den 1 çıkarttığım zaman 10. 10'la ne yapacağız? 40'ı çarpacağız arkadaşlar. Çarptığımız zaman 400 gün sonrasına bakacağız. 400 gün sonrası hangi güne geliyor? Sonra hangi gün? 400'ü 7'ye bölüyoruz. 5 kere var. 35. 50'de 7 kere var.
49 ve 1. Evet, kalan 1'dir arkadaşlar. O halde yapacağımız şey, ilk nöbetlerini salı günü tuttuklarına göre salı gününe 0 diyoruz ve 1 saydığımızda evet cevabımızı çarşamba olarak bulmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar, dersimizin sonunda hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.